çıkarttılar. Efendim, giriyor içeri, günaydın! Efendi Hazretleri dedi, günaydın ama sen kaydın. Denizin dibinde kumları saydın derdi. Yani ne demektir bu? Sünnete muhalefet yaptın. Günaydın, günaydın. Evet, hava, günaydın ne demek? Hava karanlık, o diyor günaydın. Ya hava karanlık. Hiç manası yok yani. Bazı kere de yalan oluyor, günaydın değil. Esselamu aleykum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri, bütün belalardan kurtuluş, bütün rahmetlere mazhariyet senin üzerine olsun. Bu selamda bir mana var. Ben selam risalesi yazmışım yani. Selam risalesini okuyun bakalım neler var. E bir selamın taşıdığı manaları, günaydın, tünaydın, öğleden evvel günaydın, öğleden sonra tünaydın bilmem ne. Bunlar bunun yerini doldurur mu ya? İşte sünnetler hafife alındı. Efendim bidatlar yerine geldi. İşte hayırlı işler, bilmem ne, merhabalar falan derken merhaba vardır ama merhaba neden sonra? Selamdan sonra. Önce selam, sonra kelam. Evvela selam vereceğim. E şimdi toplumda sünnete muhalif şeyler, selam yayılmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu oldu. İnne mine şuratüsse'a kıyamet alametlerinden birisi en yüsellime racül ala racül la yüsellim aleyh illa lil marife. Adam adama selam verirken tanıyorsa verir diyor, tanımıyorsa vermez. Oldu mu şimdi bu? Selam verirken tanıyorsa selam veriyor, tanımıyorsa vermiyor. Halbuki İslam'ın hikmeti bu mudur? İslam'ın hikmeti nedir? Efendim, kaynaşmadır, sıcaklıktır. Onun için evvelüma yurfa'u minen nas el-ülfetü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ardından çıkan bidatlar sebebiyle ilk ortadan kalkacak olan nedir? Ülfettir. Yani Müslümanların kaynaşması birbiriyle, kucaklaşması, sevişmesi, tanışması, görüşmesi, adam birbirini hiç tanımadığı halde camide, cemaatte, Allah yolunda, sohbette görüştüğü zaman da o kucaklaşması, o sıcaklığı sanki 40 yıllık tanış gibi, görüşmüş ahbap gibi olacak. İslam kardeşliği, işte bu sünnetlerle olur. Sünneti yapmayan adam da böyle ona bakar, böyle ona bakar. Sünnete uymayan birbirini sevemez. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ التَّنَاكُرُ İnsanlar arasına kıyametten evvel birbirini tanımama durumu atılacak. Birbiriyle tanışmama فَلَا يَكَادُ حَدٍ يَعْرِفَ حَدًا Aç kalsın, kimse kimseyi tanımaz. Hale gelecek, şu anda akraba birbirini tanımaz haldedir. Birkaç yakınını tanımaktadır. Arkadaşlar seviyesi 3'e 5'e inmiştir. En güzel arkadaş diziler, filmler, maçlar haline gelmiştir. Geri kalan insanlar komşusunu, karşıda oturanı, altta üstte oturanı tanımaz hale gelmiştir. Camideki cemaat birbirini aramaz hale gelmiştir. Bu adam nerededir, kaç gündür gelmiyor, öldü mü, hasta mıdır sormaz hale gelmiştir. E işte efendim kıyametten evvel olacaklar bunlar. Efendim kimse kimsenin derdinle uğraşmaması, herkes kendi derdine düşmesi, maddeciliğin istilası, nereden kazanacağım, nereye harcayacağım derdine düşmesi. Bütün bunlar İslam'ın öğretilerinin tersidir, zıttıdır, hilafıdır. İslam, iman kardeşliği, iyilikte yardımlaşmayı, takvada birleşmeyi emrediyor. Nerede, nerede, nerede bütün bu efendim Yahudi Hristiyan taklitleri, modaları vesaire efendim örf, adet, gelenekleri içimize girdikçe o kadar İslam sünnetleri aramızdan ayrılıyor.